Bu derste genelde İngilizce öğrenen arkadaşların karıştırdığı bir konuyu göreceğiz. Past perfect tense, past perfect continuous ve past tenses, past tense arasındaki farklarla ilgili cümleler yaptım. Bunları biraz analiz edeceğiz. Farklarını daha iyi anlayacağız. Evet, şimdi birinci cümlemiz şu. I am waiting for the bus. I have been waiting for the bus for 2 hours, but the bus still hasn't come. Evet, burada bu zamandan hiçbiri yok. Bu örneği sadece diğerlerini daha iyi anlamak için verdim. I am waiting for the bus. Otobüs bekliyorum. I have been waiting for the bus for 2 hours. Yine otobüs bekliyorum. Fakat zamanı ne kadar zamandır bir şey yaptığımı söylemek için ben present perfect tense kullan. Present perfect continuous tense kullanıyorum. Zaten present perfect continuous ile present continuous arasındaki fark, en büyük fark bu. Birinde sadece yaptığımızı söylüyoruz. Şu an ne yapıyoruz? Diğerinde ne kadar zamandır yaptığımızı söylüyoruz. Mesela burada 2 saattir diyoruz. Fakat hala otobüs gelmedi. Evet, buradaki cümle şu an gerçekleşen bir şey. Present'te. Yani şu an ben otobüs bekliyorum. 2 saattir otobüs bekliyorum ve hala otobüs gelmedi. Hani birisine söyleseniz böyle söylersiniz yani şu an birisiyle konuşsanız. Diğer cümle, bunu anlattıktan sonra diğer cümleye geçelim. Yesterday, I was waiting for the bus. Evet, aynı şeyden bahsediyoruz. Birisi bu present continuous'tu, bu da past continuous. Geçmişte devam eden bir şeyden bahsediyoruz. Yesterday, dün, I was waiting for the bus when you called me. Sen beni aradığın zaman otobüs bekliyordum. Evet, ikinci cümleye bakalım. I have been waiting for the bus for 2 hours. 2 saattir otobüs bekliyordum. Yani aynen buradaki gibi geçmişte de sadece beklediğimizi söylerken, bir şey bekliyorum, bekliyordum derken I was waiting, past continuous. Fakat ne kadar zamandır beklediğimi söylemek için ne yaptık? Past perfect continuous tense kullandık. Evet, ne tekrarlayalım? O dün sen when you called me, sen beni aradığın zaman, bu zaman cümlesi, otobüs bekliyordum. I had been waiting for the bus. Yine otobüs bekliyordum for 2 hours. 2 saattir otobüs bekliyordum. Evet. Türkçe'de ikisi de bekliyordum olduğu için genelde öğrenciler karıştırıyor. Yani niye ikisinde de past continuous kullanmıyoruz diye sorular oluyor. Buradaki en büyük fark bu. 2 saattir bekliyordum. Yani zamanı söylüyoruz. Before the bus finally came. Şimdi ne yaptık? Otobüs gelmeden önce. Burada bir geçmiş zaman var. Peki ya, geçmiş zaman olduğu için geçmiş zamandan önce yaptığımız bir şeyi söylerken past perfect continuous kullanıyoruz. Tamam mı? Zaten past perfect'li cümleler şudur. Geçmişte bir şey yapıyoruz, yapıyoruz. Bunu yaptığımız aktiviteden önce yaptığımız şeylerde past perfect kullanıyoruz. Perfect'liği de yani zamanı daha iyi anlatıyoruz yani. Evet. Yine bu tür bir cümle, bir örnek daha verelim. Anlaşılması için. I was studying when my friend called me. Arkadaşım beni aradığı zaman ders çalışıyordum. Bakın, arkadaşım beni aradı. O aradığı zaman ne yapıyordum? Ders çalışıyordum. Burada past continuous. Fakat ne kadar zamandır ders çalıştığımı söylerken ne yapıyorum? Past perfect continuous'a geçeceğim şimdi. I had been studying for 3 hours. 2-3 saattir ders çalışıyordum when he called me. O beni aradığı zaman 3 saattir ders çalışıyordum. Burada da yine ders çalışıyordum fakat farkı ne? 2 saattir. Ne yaptım? Ne kadar zamandır bir şey yaptığımı söylüyorum. Ama ne zaman kullanıyorum? Bir şey, bir aktivite olmadan önce yaptıklarımı söylüyorum. Tamam. Şimdi gelelim bir sonraki cümleye. When my friend called me yesterday, I had already studied my exam. Dün arkadaşım beni aradığı zaman yani ders çalışmıştım. İşte buradaki de ders çalışmıştım.
Önce bu oldu. Arkadaşım beni aradı. Ben ondan önce ders çalışmıştım. Daha doğrusu bu önceden olmuş oluyor. Bu daha sonra. İkinci. Yani benim arkadaşım araması daha sonra olan bir şey. Geçmiş zaman kullanıyorum. Arkadaşım beni aradığı zaman ne yapmıştım? Mişti geçmiş cümlelerde Türkçe'de onlar gibi ders çalışmıştım. Fakat burada arkadaşım beni aradığı zaman ders çalışıyordum. Şimdi farkı şu. Ben hala ders çalışıyordum. Ders çalışırken arkadaşım aradı. Fakat burada buradaki past perfect tense'te ne oldu? Ben çalışmıştım. Hala çalışıyor mu arkadaşım aradığı zaman? Hayır, ders çalışmıyorum. Çalıştım, bitti. Fakat burada arkadaşım aradığı zaman ders çalışıyordum. When my friend called me, I studied my exam. Şimdi burada daha farklı bir şey var. Arkadaşım beni aradığı zaman ben imtihana çalıştım. Şimdi buradaki fark şu. Burada önemli bir fark var. Arkadaşım beni aradığı zaman ben ders çalışmıştım. Önce ne yaptım? Ders çalıştım. Daha sonra beni arkadaşım aradı. Burada önce arkadaşım aradı. Daha sonra ben ders çalıştım. İşte zaten past perfect tense ile past tense arasındaki fark bu. Biri aktiviteden önce olmuş, bu daha sonra. Yani buradaki when'li kelimesinin yerine after'da kursak daha iyi anlaşılır. Pardon, şunu silelim. After my friend called me, arkadaşım beni aradıktan sonra, şuraya after kursak, after my friend called me, arkadaşım beni aradıktan sonra ne yaptım ben? Ders çalıştım. Yani o bana şöyle ders çalış dedi. Ben de ders çalıştım. Burada ne oldu? Önce bu oldu. Arkadaşım beni aradı. Sonra ben ders çalıştım. Burada ise arkadaşım beni aradı ama zaten ben ders çalışmıştım. Buradaki en büyük fark bu. Yine bu tür cümleleri şunu da söyleyeyim. When the rain stopped, yağmur durduğu zaman ne yaptım? I went outside. Dışarı çıktım. Önce hangisi oldu? Yağmur durdu. Durduktan sonra, after gibi düşünün. Durduktan sonra ben dışarı çıktım. Evet. Şimdi son iki örneğimize bakalım. Yine bununla alakalı bir örnek olacak. When I went to see my friend, arkadaşımı görmeye gittiğim zaman I had eaten my breakfast. Kahvaltımı yapmıştım. Kahvaltımı yemiştim. Şimdi hangisi oldu önce? Ben zaten kahvaltımı yapmıştım. Daha sonra arkadaşımı görmeye gittim. Yani arkadaşımı gördüğüm zaman ben zaten kahvaltı yapmıştım. Toktum. Onunla beraber tekrar kahvaltı yapmadım. Bitti. Fakat buraya bakalım. When I went to see my friend, arkadaşımı görmeye gittiğim zaman I ate breakfast with my friend. Ne yaptım? Arkadaşımla beraber kahvaltı yedim. Burada hangisini kullandım? Past perfect. Burada past tense. Farkı ne? Burada arkadaşımı görmeye gittiğim zaman ben zaten kahvaltı yapmıştım. Yani zaten past perfect tense neydi? Geçmişte bir şey yapıyorum. Ondan önce yaptığım şeyleri söylemek için kullanıyorum. Ama diğerinde when I went to see my friend, ikisi de geçmiş zaman olunca ben arkadaşıma gittim. Gittikten sonra after gibi gittikten sonra ne yaptım? Kahvaltımı arkadaşımla beraber yedim.